Merhaba arkadaşlar sizden gelen soruların çözümünde bir enerji sorusu var. Balkondan sokağa seyreden Salih bir anlık dalgınlıkla elindeki cep telefonunu düşürüyor. Buna göre bu olayda 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur ve hava sürtünmesi de ihmal ediliyormuş bakın arkadaşlar. Şimdi şurası evin balkonu olsun. Bakın bu da zemin olsun. Şimdi evin balkonu burada. Peki buradaki çocuk cep telefonunu buradan düşürdü. Diyor ki birinci öncülde yerle balkon arası tam orta noktada telefonun kinetik enerjisi potansiyel enerjileri eşittir. Peki telefonun kütlesi M olsun. Bakın burası K noktası olsun. Tam orta noktası şuraya K diyelim. Tam orta noktası L. Yere düştüğü andaki noktası da M olsun. Peki bu tam orta noktası olduğuna göre buraya h buraya h diyeyim arkadaşlar. Peki m kütleli cisim k noktasında sahip olduğu ne var? Potansiyel enerji var bakın. Onu yazalım. EPK. Peki L noktasına geldiği anda ne var? Bir L noktasında bir potansiyel enerjisi var. Bir de kinetik enerjisi var. E bu cisim M noktasına düştüğü anda M'de neyi var? Kinetik enerjisi var. Peki enerji korunacak arkadaşlar. Onu yazalım bakın. K noktasına sahip olduğu potansiyel enerjinin bir kısmı. L'deki potansiyel enerji artık kinetik enerjiye eşit oldu ya da dönüştü. Bu da kime dönüştü? M noktasındaki kinetik enerjiye dönüştü. Peki diyelim ki K noktasında cismin sahip olduğu potansiyel enerjinin büyüklüğü ne? 2mgh. Peki L noktasına geldiğimiz anda cismin sahip olduğu potansiyel enerji ne? 1mgh. Peki enerji kaybolmayacağına göre arkadaşlar bakın bu buna eşitse bu da buna eşit. Biz ne yapalım? Şu iki eşitliği alalım bakın. Şimdi önce şunu yazalım. K noktasında cismin sahip olduğu potansiyel enerji 2mgh ise Bakın bu ikisinin toplamı da nedir? 2 MgH'tir. E, M noktasındaki cismin sahip olduğu enerji de 2 mgh'tır. Peki bu durumda bakın yazıyorum. 2 tane MGH kime eşit? L noktasındaki potansiyel enerjine 1 MGH artı kalanı da burada kinetik enerjiye dönüşmez mi arkadaşlar? Demek ki 2 MGH'ın 1 MGH'ı geri burada potansiyel enerjiye dönüşürse L noktasında cismin sahip olduğu kinetik enerjinin büyüklüğü de ne olmak zorunda? Bir tane MGH olmak zorunda. Peki cisim yere düştüğü andaki kinetik enerjisinin büyüklüğü ne? O da 2 MGH. Şimdi bunları bakalım öncüllerimize. Birinci öncülde yerle balkon arası tam orta noktasında telefonun kinetik enerjisi potansiyel enerjisine eşit. Bakın doğru. Telefonun kinetik enerjisi 1 mgh. E potansiyel enerjisi de 1 mgh. Doğru. İkincisi telefonun yere çarpma sürati telefonun kütlesinden kütlesine bağlı değildir. Doğru arkadaşlar. Niye? Çünkü bakın telefon yere çarptığı andaki kinetik enerjisi nedir? 1 bölü 2 m çarpı v m'nin karesidir. Peki bu kime eşit? İlk potansiyel enerjiye bakın. Yani iki tane mgh'a. Bakın buradaki M'ler birbirlerini götürüyor. Demek ki telefonun yere çarptığı andaki hızı kime eşit? Bakın karekök içerisinde 4 tane G haşa eşit olur. Demek ki kütle var mı bu işin içerisinde? Yok. O halde bu da doğru. 3. Salih telefonu elinden çıkınca tutmak için hamle yaparak yapıyor ve hamle ile telefona bir ilk hız verirse Telefon önceki durumuna göre daha büyük bir süratle çarpar. Doğru arkadaşlar. Niye? Çünkü bir ilk hız vermesi demek burada nedir? Bir kinetik enerji olması demektir. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Dersiniz ki bakın Vs'nin karesi eşittir. Bakın V0'ın karesi artı 2gh. Hani? hava sürtünmesi önemsizse bu ortamda cisimler kütleden bağımsız hareket ediyorsa buradaki hızı kime eşit? Karakök içerisinde 2G yüksekliğidir. Ama bir ilk hızı varsa fazladan da V0 geliyor. O zaman hızı daha da artmış oluyor. Doğru cevap E seçeneği.